Merhaba arkadaşlar, sizin için Meki Goyası'ndan yapılmış bu güzel motifi tülbentime, yemenime geçirme, monte etme aşamasını göstereceğim. İlk önce onun için böyle dağlar yaptım. Şu tarafında da o dağların nasıl yapıldığını size anlatacağım arkadaşlar. İşime başlıyorum. Bu şekilde zürafamı yaptım. Sayılı o. 20 zürafam var orada. Geri dönüyorum. Bir tane dağımı yapmak için. Dağımın üstüne bir tane de küçük bıçık yapacağım. Evet arkadaşlar. Evet, dağın bir tanesi yapıldı bu şekilde. Şimdi 3 tane zürafa yapmam gerekiyor. 2 dağın arasında 3 tane zürafa olacak. Sıklıklarınız kendiniz ayarlayabilirsiniz ama ben o şekilde şey görüyorum, uygun görüyorum. Size uygun gördüğünüz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. İki, üç zürafa şeyini, dağları kendiniz istediğiniz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Hatta dört bile yapabilirsiniz. Bu Meki Goyası'na bu dağ güzel yakışıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dağlarımı yaptım. Evet arkadaşlar. Üçüncü dağıma başlıyorum şimdi. Evet. Üç tane de oldu. Çiçeğimi geçirmeye geldi sıra. Burası tülbentimin ön tarafı. Bunun tersini çeviriyorum bu şekilde. Oyamın da aynı. Tersini çeviriyorum. Şekilde tutturuyorum. Zürafamdan alıp buradan yeşile de geçiriyorum iğnemi.
Bunu da böyle koyup şuradan doluyorum bir kere. Bir kere dolamak da yeterli olabilir. De ikinciyi de gene aynı yerden. Hatta batırabilecek bir yerden olabilir. Evet. Diğerinde gene üçüncü zürafadan öbür yeşil alıyorum. Renk uyumu olması için yeşillerden çalışıyorum bunu. Evet. Bu şekilde tutturdum. Evet. Çok da güzel oldu. İpimi kesiyorum. Sağlam oldu. Hiç çıkmaz. Endişe etmeyin. Kopmaz, ayrılmaz. Bu şekilde bu güzel çiçeğim. Bunu rengarenk Yemeni'nin mavi gülünden de yapabiliriz. Sarı gülünden de yapabiliriz. Bu şekilde ilerleriz. Bu pembe gülüne uydu. Sağlıklı günler, mutlu günler. Abone olup bana ulaşmayı unutmayın arkadaşlar.